isterseniz başlayalım. Ben yaklaşık yani bayağı bir yıldır sayamadım şu an. Python'la kod yazıyorum ama hani web sitesi geliştirme, API backend falan değil. Daha çok Python'ı kendi işlerimde kullanmak üzerine çalışıyorum ki bunun içinde gömülü sistem de oldu. Python'da hadi mobil bir şeyler yazalım, grafik arayüzler yazalım da oldu. Ufak tefek API'ler falan da oldu. Yani nereye gidiyorsak orada işimize yarayacak şeyler yazıyorum. Raspberry Pi, IoT, Python birleşimiyle alakalı iki tane, bir tane Docker'la alakalı kitabım var. Aynı zamanda bazı dönemler üniversitelerde ders veriyorum. İşte kurumsal eğitimler falan derken eğitim tarafı da aktif olarak hayatımda yıllardır yer alıyor. Ya bugün bu sunumu da yapma sebebim aslında bunların hepsinin birleşimi ve aynı zamanda aktif olarak DevOps tarafında danışmanlık yapıyor olmam. Yanlış tuşa bastım. Şunu bir tekrar ayarlayayım. Sanırım şimdi ayarlayacağım. Evet. Tamam, tuşların yerini karıştırdım. Güzeldi. Şimdi arkadaşlar, peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün bahsedeceğimiz konular temelde bizim için konteynerlerle alakalı hızlı ve kısa bir giriş. Ama sonrasında da Kubernetes'in şu anki dönemde içerisinde ben kendim bir kod yazdım, bir uygulama yazdım, bir mobil uygulama geliştiriyorum. İnsanların diyelim ki yemek sipariş edeceği bir uygulama geliştirmek istiyorum. Bunu burada nasıl yayına alırım? Burası bana ne sağlar? Benim bu uygulamayı kodunu yazmaya başladıktan sonra hayatımda nelerle karşılaştırırım da böyle bir dünya var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi birinci aşamamız bizim. Tarihsel olarak da aslında ilk sırada gelen iş bu. Konteyner dünyası. Konteyner dünyası dediğimiz şey ne? Yıllar yıllar önceki böyle 2010-2009 civarından falan bahsediyorum. İnsanlar şunu fark ediyorlar. Ya biz bir kod yazıyoruz. Bu kod benim bilgisayarımda çalışıyor. Arkadaşım bilgisayarında çalışmıyor. Ya bunu yaptım. İşte bir sunucu var. Sunucunun içerisinde bir şeyler yüklü. İnsanlar komut satırına giriyor. Bir şeyler yapıyor. Ama bozuluyor. Bu da bozuluyor. Yani stabil değil. 10 tane sunucum var. 10 tanesi birbirinden farklı. Birisi girmiş birine bir şeyler yazmış. Bir şeyleri değiştirmiş. Başka birinde başka birisi bir şeyler yapmış. Böyle. Elle yönettiğimde ciddi problemler çıkıyor. Diyelim ki İşte Python'la kod yazdınız. Bir tanesinde Python 3.7 var, bir tanesinde 3.8 var, bir tanesinde 3.9 var. Bunların arasında bir şeyler değişiyor derken her şey birbirine girmeye başlıyor. Yani çok basit olarak şeyi düşünün. Hani okulda C dersi alan var mı aramızda? DevC kullanan var mı? Ya DevC'de mesela siz bir şey yazıyorsunuz. Hocanız DevC kullanmıyorsa kodunuz muhtemelen çalışmıyor arkadaşlar. Çok basit bir problem bu yani. Bu bile bizim için benim kodumun kendi bilgisayarımda çalışırken başka bir yerde çalışmadığını gösteriyor. İşte insanlar bunun sonrasında şöyle bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ya ben kodumu ıssız bir adaya bir insanı bırakır gibi düşüneyim. Yaşaması için ihtiyacı olan ne varsa yanında götürme hakkı vereyim. Benim kodum diyelim ki C ile yazılmış. Bunun çalışması için sistem genelinde şu dosyalara ihtiyacı var. Bunların hepsini bir kutunun içerisine koyayım. Kodumu böyle bir paketleme yöntemine gideyim. Bir kutunun içerisine koyayım. Ve bunu yaptığımda arkadaşlar hızlı bir şekilde bu dünyaya geçiş yapmam kolaylaştırılmış durumda. Şu anki yapıdan bahsediyorum. Kolay, hızlı geçebildiğim bir yapı. Her şeyi beraber paketliyorum. Bir standarda oturtulmuş durumda. Bu paketlemenin nasıl yapılacağı, bu paketin nasıl açılacağı, içinde neleri bulacağım. Her şey bir standarda oturtulmuş durumda. Ve taşınabilirliği bana sağlamış durumda. Bir sürü ekstra artısı var ama temel bir noktadan giriş yapmış oldum. Bunu yaptık, uygulamamızı kutuladık. Kubernetes ne yapıyor? Arkadaşlar, bu kutu dediğimiz konteyner yapısı aslında. Ya da Docker filan ismiyle de duymuşsunuzdur ama Docker buradaki teknolojilerden sadece bir tanesi. O yüzden konteyner diyorum daha genel olarak. Hani GitHub demem Git derim ya. Tam olmasa da yakın bir şey yani, öyle düşün. Konteyner demek daha doğru oluyor. Kubernetes arkadaşlar şunu sağlıyor. Ben bir tane sunucu kurdum. Diyelim ki Ubuntu kurdum, CentOS kurdum, artık başka bir şey kurdum, önemli değil. Sunucunun üzerine Docker'ı kurdum, uygulamaları çalıştırıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Benim yemek siparişi uygulamamın kullanıcı sayısı artmaya başladı, işlerim büyümeye başlıyor. Ne yaptım? Sunucu şişmeye başladı, bir sunucu daha açtım. Kullanıcıların yarısı birine geliyor, yarısı birine geliyor. Çok güzel bir akış. Bir sunucu daha da açtım. Hatta sunucunun bir tanesi kapanırsa, bozulursa, diski bozuldu, bir şey oldu, elektrik kesildi. Kullanıcılar diğer sunuculara gitmeye devam ettiği için aslında bir miktar dayanıklılık da var sisteminde. Bir şey olursa kendisi işi birazcık götürebiliyor ben yokken. Ama arkadaşlar bu sunucu sayısı 50-100 olduğu zaman sunucu bağlan, bu konteyneri aç, bunu kapat, bunu güncelle, şunu şöyle yap. Aa, bu sunucuyu unuttum demek de zorlaşıyor. Yani biraz şeye dönüyor. İşte piyanist, işte
saz çalan birisi, gitar çalan birisini falan toplayıp bir araya bırakırsanız, kendi kendilerine müzik yapmalarını beklerseniz bir yerde senkronizasyon kayabiliyor. Bunun için orkestralarda ne var? Orkestra şefi var. İşte arkadaşlar, bizim bilgisayar dünyasında buna verdiğimiz karşılık orkestratör ya da orchestrator diyorlar işte İngilizce'de. Böyle bir karşılık var. Sunucuların hepsini orkestra şefi gibi yönetiyor. Kimin hangi konteyneri ne zaman çalıştıracağını söyleyen mekanizmadan bahsediyoruz. Burada da kullanılan birçok teknoloji var. Bunlardan bir tanesi ki hani son yıllarda muhtemelen adını en çok duyduğunuz teknolojidir. Kubernetes. Girmediği çok az yer kaldı. Gerçekten sektörde bir sürü yeri, irili ufaklı, kurumsal, startup fark etmez, bir sürü yerde aktif olarak kullanılıyor. Çünkü çoğu şirket, küçük de olsa büyük de olsa, yapısını birden daha fazla sunucudan oluşturuyor. Bu sunucuların kendi üzerinde belli başlı uygulamaları çalıştırmak, güncellemek, sistemin ihtiyacı arttığında büyütebilmek, küçültebilmek gibi ihtiyaçlara cevap veren, yani bir orkestra şefinin orkestrasını yönettiği gibi burayı yönetebilen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ve biz arkadaşlar özellikle mikroservis projelerinde ciddi kolaylık sağlıyor. Neden? Çünkü bir mikroservis projesinde bir tane değil, belki 10 tane, 100 tane, 1000 tane farklı ufak proje bulunuyor. Ve bu projelerin her birisini ayrı ayrı yönetmek elle yapıldığında 100 tane sunucunuz, 200 tane servisiniz varsa tam bir işkence. Ama Kubernetes'e verdiğinizde hangi sunucuda boş yer var, CPU'suna, RAM'ine bakıyor, hangi sunucunun işte network'ü cevap verebilir durumda, hangi sunucuya bunu koyabilirim, kullanıcı nasıl kısıtlamalar vermiş, bunların hepsini dikkate alarak sizin uygulamanızı doğru sunucuya kendisi koyuyor, takibini yapıyor. Sunucuya bir şey olursa o sunucunun üzerinde hangi konteynerler diye var diye bakıp o konteynerin aynısından sağlam sunucular da açıyor. Dolayısıyla orkestra şefinin orkestrayı yönettiği gibi bizim sunucuları ve üzerine bulunan konteyneri yöneten bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ölçeklemek, işte benim backend uygulamam 3 taneydi ama baktım şişiyor, yani kaldırmıyor artık. 10 taneye çıkar dediğimde Kubernetes 7 tane daha açacağını biliyor ve bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Arkadaşlar, boydan boya her şeyi otomatik yapabilen mekanizmadan bahsediyoruz. Tek bilmemiz gereken aslında temelde bunun nasıl çalıştığı, bize neler sağladığı ve nasıl yöneteceğimiz. Ve işin sonunda Kubernetes'i kurduğunuz anda ekstra bir şey yapmadan size gelen feature'lar, özellikler şunlar. Ölçekleme, yani sayı arttırabilme, azaltabilme. Bir sorun olduğunda failover'ı otomatik yapabilme. Doğru kurulum yaptığınızda geliyor arkadaşlar. Yüksek erişilebilirlik, service discovery dediğimizde şuna denk geliyor. Benim 10 tane container'ım var. Backend çalışıyor, 10 tane frontend çalışıyor. Frontend'deki uygulamalar arkadaki backend'leri nasıl bulacaklar? Bu sorunun cevabı bizim için service discovery, yani servislerin birbirini bulabilmesi ya da Türkçesiyle keşfedebilmesi gibi mekanizmaya denk geliyor. Ve arkadaşlar, bizim uygulamalarımızın mesela database'in IP adresi neydi, database'in kullanıcı adı, parolası neydi gibi temel credential yönetimi ya da konfigürasyon yönetimi içinde, Kubernetes'in içerisinde konfigürasyon yönetimi varsayılan da zaten geliyor. Bir şey yapmanıza gerek yok. Kurduğunuz anda kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar, bununla beraber Kubernetes'in kendisi de bir uygulama ve bu da bir mikroservis projesi. İçerisinde bir sürü ufak komponent yer alıyor. Yani Kubernetes'in kendisini ayakta tutabilmek de ayrı bir meziyet olarak hayatımızda yer almaya başlıyor. Hani sağladığı kolaylık var da, kolaylığı sağlayan platformu da kurmak, onu da yönetmek, ona bir şey olmamasını da sağlamak gerekiyor. Ve arkadaşlar, bunları yaparsanız Kubernetes size bulunduğunuz ortamda otomatik disk oluşturma, diski silme, sanal disklerden bahsediyorum. Sadece disk de değil, işte load balancerları oluşturma, public private IP'leri verme, onları yönetme. Hatta entegrasyonu artırırsanız sanal makineleri otomatik açma kapatmaya kadar giden her şeyi sağlıyor. Yani elinizde bir tane daha Ubuntu, CentOS ne kullanıyorsanız sunucu kurmanız artık gerek kalmıyor. Entegrasyonu yaptığınızda İster on-prem ortamınızda olun, ister cloud'da olun, sanal makineleri de sizin yerinize açıyor. Hatta işi bir seviye daha ileri götürüyorlar, sanal makine bile açmıyor. İşte container as a service mekanizmaları var şu an büyük cloud'larda. Onlardan da sizin için otomatik faydalanabiliyor. Arkadaşlar, Kubernetes'in yönetimin bir mikroservis projesi olduğu için zorlayabiliyor dedim ya. İşte burada da bulut sağlayıcıları bize Kubernetes'i servis olarak verip kendileri yönetiyorlar. Bunun örnekleri zaten görüyorsunuz. İşte Google'da Google Kubernetes Engine var. GKE falan diye belki duymuşsunuzdur. Azure'da AKS var. Azure Kubernetes Service. AWS'te EKS var. Elastic Kubernetes Service. On-prem'de kullanacağım, kendim kurulum yapacağım dediğinizde
Birçok seçenek var. Bir tanesi Rancher mesela. Benim çok sevip kullandığım ve lisansından dolayı bir miktar daha bireysel olarak sevdiğim bir çözüm. Ve arkadaşlar bu cloud'ların ya da başkalarının bir de hibrit desteği var. Yani ben hem cloud kullanayım hem de sunucular benim kendi fiziksel veri merkezimde bulunsun dediğiniz senaryoları da destekleyen mekanizmalardan bahsediyorum. Hibrit senaryoları da çoğu şu an destekliyor. Ve arkadaşlar şimdi birazcık daha olayın teknik kısmına gelelim. Kubernetes dediğimiz yapı iki ana kısımdan oluşuyor. Bunların birincisi Kubernetes'in cluster'ını yöneten orkestrasyonu yapan soldaki kısım. Burası benim yazdığım o mobil uygulamayla alakalı hiçbir şey çalıştırmıyor. Buranın temel amacı benim asıl uygulamamın çalışacağı yeri yönetmek, orkestrasyon yapmak. Orchestrator dediğimiz ya da Kubernetes kurmak dediğimiz şey şu arkadaşlar sol kısmı kurmaktan ibaret. Sağ kısım daha sonra esas benim kendi yazdığım kodları, konteynerleri çalıştıracak olan yere denk geliyor. Bakın iki ana kısımdan bahsettik. Bir yönetici, bir çalışan olarak da ya da manager, worker olarak da geçer. Bunun birçok isimlendirmesi var, birçok farklı metodoloji, daha doğrusu isimlendirme kullanılıyor. Temelde iki parçaya ayırıyoruz. Ve arkadaşlar, Kubernetes as a Service'te, EKS'te, GKE'de ya da AKS'te bize verilen kısım aslında burası. Otomatik olarak bulut platformlarının yönettiği yer burası. Çünkü ne demiştik? Burası da bir mikroservis projesi. Burayı iyi kurarsak cluster'ımız çökmez. Ne olur? Şurası belki yanar yıkılır ama en azından ne oluyor, problem nedir diye sorduğumda bana cevap verecek bir yer olur. Ve bunun nasıl çalıştığından da şimdi bahsedeceğiz. Arkadaşlar Kubernetes'in yönetimi temelde 4 ana komponentten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ki işin esas database, veri tabanı, etcd diye bir database. Duyan var mı daha önce kendisini? Etcd. Okey, arkadaşlar key value yani anahtar değer çiftleri saklamaya yarayan temelde ve verinizi diskte kalıcı olarak tutan bir veri tabanı. NoSQL klasmanını alsanız hani daha iyi olabilecek bir veri tabanı çünkü NoSQL kendisi. Kubernetes dışında da kullanabilirsiniz bu arada. Kendiniz normal projenizde de kullanabileceğiniz bir yapı. Yani tercih edersiniz etmezsiniz o ayrı. Ben olsam kendi projemi doğrudan kullanmak için biraz düşünürüm. Çünkü karmaşık ve ciddi desteği gerektirebilen bir yapı ama gayet stabil çalışıyor bence. Controller Manager var arkadaşlar. Bu sizin podlarınızın açılmasının, kapanmasının kararını veren kişi. Bu pod açılsın, bu pod kapansın, bunu güncelliyorum, sen bunu yap, sen bunu yap diyen yer aslında. Scheduler'da arkadaşlar, orkestrasyon yapıyorsanız, elinizde 100 tane sunucu varsa, yeni bir tane konteyner açacağınız zaman, o konteynerin hangi sunucuda açılacağına karar veren kişi. Bütün sunucuların üzerinde ne kadarlık yük var? Hangi sunucu erişilebilir durumda? Hangi sunucu problem yaşıyor? Bunların hepsinin reçetesini tutup ben bu sunucuya bu uygulamanın çalışmasını atanmasını istiyorum kararını veren yerde burası. Ve son olarak arkadaşlar bunların hepsini birbirine bağlayan aynı zamanda bizim Kubernetes'le konuşurken de kullandığımız ana komponent API Server. Bakın 4 tane ana komponentten bahsettim. Bunlar arasında bizim yüz göz olduğumuz normal şartlarda bir problem olmadığında yüz göz olduğumuz tek komponent burası. Ama eğer kendi veri merkezimizde çalışıyorsak o zaman olay biraz değişiyor. O zaman bunların hepsini bizim yönetmemiz gerekebiliyor. Ama yine de kendi veri merkezimde çalışsam dahi eğer bir problem yoksa ben sadece şu arkadaşla konuşurum. Yedek alacaksam da bu arkadaşla konuşurum. Çünkü database orası. Veri tabanının yedeğini almam yeterli. Ve arkadaşlar bu işi daha doğru bir şekilde yapmak istiyorsak etcd bir veri tabanı bundan minimum 3 tane kurmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Bundan 3 tane kurduğunuzda arkadaşlar bunlar kendi arasında birisini lider seçiyor. Diyelim ki şu ortadaki arkadaşı lider seçtiler. Seçimi de kendileri yapıyor. Oy filan kullanıyorlar bildiğiniz. Meraklısı için söyleyeyim Raft diye bir algoritma var. Rize, Adana, Fransa, Trabzon. Raft diye geçiyor. Mütabakat protokolü aslında. Öyle bir algoritmayla bunlardan bir tanesi kendisini lider seçiyor. Ve işi o yönetmeye başlıyor. Bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar oldu da bir tanesine bir şey oldu. Bütün veri hepsinde var. Diğer iki tanesi kaldığı yerden devam ediyor. Yani üç tane kurduğunuzda bunların bir tanesi bozulsa dahi ya da geçici kalıcı fark etmez çevrim dışı olsa dahi hiç siz bunu hissetmeden hizmet vermeye devam edebiliyorsunuz ve sisteminizde hiçbir kesinti olmuyor. Bu yüzden bunu üç tane yapmak bizim bu işi daha doğru yapmak için alabileceğimiz ilk önlemlerden. 3
5, 7 gibi tek sayılarda yapmanız tavsiye ediliyor. Sayıyı çok arttırırsanız arkadaşlar, bunların kendi arasında senkronize olması çok sürüyor. Sistem yavaşlıyor. Bir tane yaparsanız da gitti mi her şey gidiyor. O yüzden 3-5 gibi sayılar çok kullanılıyor. 7 ve üstü birazcık işi daha çok yavaşlatmaya başlayabiliyor. Arkadaşlar bunu arttırdık ama bunu da arttırmakta fayda var. Neden? O giderse, bakın herkes bu arkadaşla konuşuyordu. Bu arkadaş giderse her şey gider. O yüzden bunun sayısını istediğiniz sayıda yapabiliyorsunuz. Bunda bir kısıtlama yok. 3, 5, 1, 2 çift sayı falan da olur. Herhangi bir şey senaryo destekleniyor arkadaşlar. Bunda çünkü raft gibi bir konsensus yok. Bu stateless bir uygulama. İlgilisi için böyle keywordleri veriyorum ama çok önemli değil şu an. Hatta çok yük alan, çok büyük sistemlerde binlerce, on binlerce konteyneriniz olmaya başladığı zaman iş birazcık daha büyüyor arkadaşlar. Sistem çok ağırlaşmaya başladı ve şuradan tıkanıyorsanız burada artık belli başlı işleri buraya yaz, kalanını buraya yaz diye iki tane etcd cluster'ı kurup işinizi bunlara dağıtabiliyorsunuz. Böyle bir senaryomuz da destekleniyor. Ama bu birazcık daha ileri seviye bir kullanım. Şimdi esas kısma doğru geliyoruz aslında. Bakın burası bizim bilmemiz gereken ama kurulumdan sonra ilgilenmemeyi arzu ettiğimiz bir kısım. Esas bizim her gün yapacağımız işlerde karşımıza çıkan yerlere geliyoruz. Worker notlar. Bakın bunlar bir yandan da bize Kubernetes'in şu anki geldiği noktayı anlatıyor ki 2022'de ne yapıyor bir görelim. Ve şu an elimizde hangi malzemeler var, ben bunu nasıl kullanırım anlayalım. Arkadaşlar bizim temel işimiz nerede oluyor? Worker'larda. Yani benim uygulamamı çalıştıracak sanal sunucular ya da diğer mekanizmalar, her neyse onlarda. Ve bunlar Windows'ta olabiliyor, Linux'ta olabiliyor. Şu an bunların ikisine destek var. Çünkü arkadaşlar bazı uygulamalar Windows dışında bir yerde çalışamıyor. Sistemde bağımlılık oluyor. Siz de cluster'ı kurduğunuzda orkestratöre şey diyorsunuz. 50 tane Linux yönet, 20 tane de Windows yönet. Orkestratör de yönetiyor. Sistem bunu destekliyor şu an. Bu yüzden bizim için önemli. Ve arkadaşlar bu sistemi kurduğunuzda bir, diyelim ki Ubuntu bir tane sanal sunucu açtınız. Sanal sunucu üzerine Kubernetes Worker kurulumu yapmak şu anlama geliyor. Mesela bir tane container runtime koyuyorsunuz. Bu nedir? Mesela Docker ya da benzeri bir tane. Hatta şu an Docker resmi olarak desteklenmiyor. O yüzden başka bir tanesini kurduğunuzda Docker burada duruyor diyelim ki. Docker'ı yönetip Kubernetes'den gelen emirleri Docker'a yaptıracak olan arkadaş da burada Kubelet. Yani Kubernetes'in arkadaşlar bu arkadaş ajanı olarak geçiyor. Agent dediğimiz kelime. Her sunucuya bunu kuruyorsunuz Kubelet dediğimiz arkadaşı. Yapılması gereken şeyleri gidip Kubernetes'in master'ından ya da manager'ından öğreniyor. Gidip Docker'a yaptırıyor. Konteyneri aç, kapat, loglarını ver, şunu yap, bunu yap. Bizim yerimize sanki biz her sunucunun başına birisini dikmişiz de iş yaptırıyormuşuz gibi. Burada sürekli bekliyor. Ne gerekiyorsa bu sunucuya yaptırıyor. Raporlama gerekiyorsa da raporlamayı yapıyor kendisi. Ve arkadaşlar Kubernetes bizim konteynerlarımızı pod denilen bir yapı içerisinde açıyor. Ama podu konteyner gibi kutulama değil de kutunun etrafına bir jelatin atma olarak düşünün. Ufak, minimal bir mekanizma. Neden var onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bazı uygulamalarda bir ya da daha fazla konteyner kullanma ihtiyacımız olabiliyor. Yani mesela iki farklı ufak uygulamayı yan yana yapıştırıp hani hem böyle şeyler olur ya marketlerde, Nutella çubuk kreker yapışık satılır. Çünkü ikisini beraber yiyeceksiniz belli, yani bu ikisinin beraber satılması gerekiyor. Bölüp alacağınız mekanizma değil. İşte burada da bazı uygulamalar yanlarında ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor. Kubernetes bu yapıyı da destekleyebilmek için pod adı verilen bir mekanizma kurmuş. Bakın Kubernetes'e gidip şunu deme şansımız yok. Ben bir tane konteyner istiyorum, bunu aç. Kubernetes'e şunu diyoruz. Ben pod istiyorum. İçinde şu konteyner olsun ya da bu konteynerler olsun. Özet geçiyorum arkadaşlar. Kubernetes'de benim açtığım mekanizmanın adı pod. Açabileceğim en küçük yapı, benim kodumu çalıştıracak en küçük yapı pod. İçine ister bir konteyner koyarım, ister daha fazlasını koyarım. Bu bana ne sağlıyor biliyor musunuz? Bu konteynerler her zaman birbirine yapışık oluyor. Aynı sunucu üzerine yan yana kuruluyorlar, yan yana çalışıyorlar. Birbirlerine lokal host yazıp ulaşabiliyorlar. Docker kullananlar biliyordur. Konteynerler normalde sanal IP adreslerine ya da fiziksel IP adreslerine sahip olurlar. Ve bu IP adresleri üzerinden birbirleri haberleşirler. Kubernetes'deki pod yapısı konteynerleri birbirine localhost üzerinden haberleşme imkanı sağlıyor. Yani aynı bilgisayarda çalışan iki uygulama gibi birbirleriyle konuşabilmeye başlıyorlar. Bu da performans gereken işlerde, performans gerektiren bazı işlerde bize avantaj sağlıyor. Ya da agentler, bilmem neler, belli başlı işlerde işimize yarıyor. Ama arkadaşlar şimdi olayı bir kademe yukarı taşıyorum. Bir kademe yukarısında karşımıza ne çıkıyor? Bakın,
Bugün ben bir uygulamamı Kubernetes'e koyacaksam şu kuralı unutmamam gerekiyor. Resmi bir kural değil ama şöyle düşününce bence olay daha iyi anlaşılıyor. Bütün bu sistemin amacı bir podu doğru şekilde ayağa kaldırmak. Bakın bütün sistemi böyle öğrenmeye başladığımızda iş çok daha kolay ilerliyor. Her şeyin amacı bir podu doğru şekilde ayağa kaldırabilmek. Peki ne kastediyorum? Bakın podun içerisinde günün sonunda benim mobil uygulamamın, o insanların internetten yemek sipariş edeceği uygulamanın kodları var. Ben bu kodları buraya yerleştirdiğim anda artık benim bu kodda neye ihtiyacım varsa bütün bu mekanizma onu sağlamak üzerine. Bir arkadaşlar konfigürasyon yönetimi, config map denilen bir yapı üzerinden sağlanıyor. İkincisi disk ihtiyacım var. Volümler üzerinden Kubernetes size bulunduğunuz platformda disk oluşturup bağlayabiliyor. Otomatik olarak bütün ayarlarını da yapıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Hatta bu disk için komut satır yüzü görmüyorsunuz. Disk, işte dosya sistemi oluşturup bilmem ne yap, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Üç arkadaşlar secret, daha gizli tutulması gereken kullanıcı adı, parola, token bilmem ne artık ne varsa. Ve kaynak yönetimi, şunu diyebiliyorsunuz. Ya benim şurada yazdığım uygulamanın maksimum 1 GB RAM kullanmasına izin ver. Maksimum da bir CPU çekirdeği kullanabilsin. Onun üstüne çıkmasına izin verme diye limit ya da bu kadar rezerv et, kullanmasa bile onun hakkı başkasının kullanmasına izin verme diye rezervasyon yapabileceğiniz kaynak yönetim mekanizmaları var. Bu da bir sürü uygulama varken bir tane uygulamanızda memory leak var diye şişip sunucudaki bütün uygulamaları bloklamasını engelleyen basit bir mekanizma. Ve işin best practice'lerinde bizim var olmasını istediğimiz mekanizma. Bakın bu kadar şey anlatıyorum tamamı hala şu podu düzgün şekilde çalıştırabilmek için. Yani benim bir uygulamamı burada istediğim şekilde çalıştırabilmem için bu mekanizmalar burada duruyorlar. Ve arkadaşlar olayı bir aşama ileri götürdüğümde artık gerçekten production'a bir uygulamayı taşımak için yardımcı olabilecek birçok şey de burada ekstra olarak var. Bakın kaynak yönetiminden bahsettik. Hangi konteyner ne kadar yakabilir, maksimum ne kadar kullanabilir ya da ne kadar rezerve edilecek bir. İkincisi depolama, üçüncüsü konfigürasyon, daha önce bahsettiklerimiz. Dördüncüsü secret, gizli tutulması gereken veriler. Beşe doğru gidiyorum arkadaşlar, health checkler. Mesela şu iki konteynerin ayakta olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Belki çalışıyor gözüküyor ama uygulama dondu kaldı. Olur yani, bilgisayarda pencere açık tıklıyorsunuz cevap vermiyor. Donmuş kalmış. Bunu anlamak için uygulamanıza kendisi istek gönderip cevap alır. Mesela 3 saniyede bir git şu isteği yap bakayım cevap geliyor mu, cevap verebiliyor mu, hata mı veriyor? Bunu kontrol et. Ya da git içeride şu komutu çalıştır, istediğin gibi oluyor mu diye. Ya da gRPC'den health check endpoint'ine bağlan. Artık öyle bir yapı kullanıyorsanız, desteği yeni geldi bununla. Ya da arkadaşlar TCP soketine bir istek at. Bak bakayım soket açıyor mu, açmıyor mu? Çok tercih etmeyiz ama zorunlu kalırsak kullanırız. Bunları kendisine yaptırabiliyoruz. Health check dediğimiz mekanizma. Hatta bunda 3 tane türü var. Bir tanesi yük göndereyim mi, göndermeyeyim mi diye bakıyor. Belki uygulama ayaktadır ama yoğundur. Hani daha fazla yük gönderseniz kaldıramayacaktır. Ona bakıyor. Readiness dediğimiz arkadaş. Bir tanesi uygulama ayakta mı diye bakıyor. Dondu kaldıysa onu anlamak için sadece. Çoğu zaman liveness. Ve donar kalırsa reset atıyor arkadaşlar. Konteynerin yeniden oluşturuyor. Kendisi otomatik çözüyor olayı. En sonunda startup. Uygulamanızın açılması çok uzun sürüyorsa o süreyi şu yukarıdaki iki tanesinden önce araya giriyor. Uygulama açılana kadar hiçbir şey yapmadan bekletiyor ki durduk yere uygulaması çöktü sanmasın sistem. Böyle üçüncü bir önlem olarak var. Ve arkadaşlar bunun ötesinde iki tane daha ana mekanizma var. İleri seviye mekanizmalar. Bunlardan bir tanesi init container. Daha önce Django'da proje yapan var mı Python'da? Az da olsa var. Şey biliyorsunuzdur yani ORM kullanan var mı daha genel olarak? Object Relational Mapping. Okey, sayımız daha yüksek. Zaten Django'cuların kullandığını tahmin ettiğim için sormuştum. Arkadaşlar ORM'lerin çoğu sizin yeni bir versiyona çıktığınızda migration yapabilmeniz için bir SQL üretir. Ve uygulamanız çalışırken o migration'ı çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bir sürü çözüm var. Sadece bir tane örnek çözüm olarak söylüyorum. Init container'lar asıl uygulamanız çalışmadan önce çalışır. Yani önce işini yapsın bitirsin diye, diyelim ki migration çalıştıracak, onu çalıştırsın diye bir container açarsınız. Ya da iki tane, üç tane. Bunlar sırayla çalışır. Belli dosyaları mı oluşturacak? Oluşturur. Database'de yapı mı kuracak? Kurar. Migration mı yapacak? Yapar. Ne istiyorsanız. Bir yerden bir dosya indirmesi mi lazım? Önden data mı load edecek? Eder. Ondan sonra asıl uygulamanız çalışır. Init container'lar sizin uygulamalarınızdan önce çalışan uygulamalara deniyor. Başlangıç yani ısınma turu yapar. Hani arabanızdaki motor yağını kontrol eden sistem gibi düşünebilirsiniz belki bir anlamda.
Ve arkadaşlar ikincisi Download API. Bu da hangi sunucuda çalıştığının adını öğrenmek istiyorum. Benim konteynerimin IP'sini, podumun IP'sini onu öğrenmek istiyorum. İşte benim sunucumun IP'sini onu öğreneceğim. Hangi kullanıcı namespace'inde oluşturuldu, hangi projenin altında çalışıyorum gibi verileri uygulamanızın doğrudan öğrenebilmesini sağlayan bir mekanizma. Ve arkadaşlar bunları yaptığımızda, bakın orada gördüğünüz mekanizmaların hepsi, şuradakilerin hepsi hala bu podun düzgün şekilde ayağa kalkmasını ve istediğim gibi çalışmasını doğrulamak amacıyla buradalar. Ve işin sonunda ben replika set diye bir mekanizmaya sahibim Kubernetes'de. Ve ne yaptığını söyleyeyim arkadaşlar. Replika zaten kopya demek ya, clone. Temelde şunu yapıyor. Benim uygulamamdan bir tane var. 3 tane yap diyorum, 3 tane açıyor. 5 yap diyorum, 5 açıyor. 2 yap diyorum, 5 tane vardı, 3'ünü kapatayım diyor. Birbirinin aynısı. Benim uygulamamdan kopyaları uygun yerlerde ayağa kaldırıyor. Birine bir şey olursa hemen yenisini otomatik yerine koyuyor. Yani sanki birisi 7/24 bilgisayar başında bu konteyner kapandı hemen yenisini açayım. İki tane daha açmamı istediler hemen açayım diyormuş gibi. Bizim yerimize o işlemi yapıyor. Bir de replika setleri de bizim yerimize açan, sanki ben elimle replika set açıyormuşum gibi davranan deployment diye bir mekanizma var. Bakın bir insanın yapacağı işi bulup onu başka bir mekanizmaya devredip giden bir sistem. Ama en sondaki işimiz ne? Pod açmak. Deployment'larda arkadaşlar replika setler açıyorlar. Aslında standart hani stateless bir uygulamayı deploy etmek için kullandığımız mekanizma aşağı yukarı bunlardan oluşuyor çoğu zaman. Deployment ne yapıyor arkadaşlar? Bakın sizin uygulamanızın bugün V1'i var. Bir tane yeni özellik eklediniz. Yemek siparişine mesela sipariş notu ekleme diye bir kısım getirdiniz. Yeni versiyon çıkıyorsunuz. Güncelleme yapacaksınız. Arkadaşlar burası V1 olsun, burası V2 olsun, sipariş notu olan kısım. Deployment gidiyor, replika seti kendi açıyor. Eski replika setten 3 tane var ya, yenisinden önce bir yapıyor sayı, bir tane pod açıyor size. Trafik oraya da gidiyor, bakıyor pod çöküyor mu çökmüyor mu? Çökerse duruyor bekliyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama oldu da çökmedi, bunun sayısını 2 tane yapıyor, bunlardan birini kapatıyor. Her şey yolunda giderse şunu 2 yapıyor, sağ tarafı bir tane arttırıyor. Yine yoluna gitti, solu bir tane daha azaltıyor. Böyle böyle arkadaşlar, kaçar kaçar yapmasını isterseniz bu arada o da mümkün. Birer birer olmasına gerek yok. Böyle böyle bir tarafın sayısını azaltıp bir tarafın sayısını arttırarak kesinti yaşamadan kullanıcılarınız sistemi kullanmaya devam ederken sizin yeni versiyona geçişinizi sağlıyor. Replika set, deployment ve podlarla şu mekanizmaları da eklediğinizde çok ciddi anlamda bir sürü durumu kapsayabilecek, bir sürü case'i cover edebilecek bir yapıyı kolaylıkla elde edebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bunların dışında her sunucuda bir tane bir uygulamadan çalışsın diyeceğimiz daemon setler, database gibi uygulamaları da Kubernetes'e devredebileceğimiz stateful setler, ya benim her gün saat 2'de yapılmasını istediğim işler var ya da 3 saatte bir yapılsın dediğim işler için cron job'lar, Linux'takiyle aynı ama bir sürü sunucuda yapıyor bunu. Ya da geliştirme yapıp üstüne ekleyebileceğiniz controller yapıları mevcut. Ve arkadaşlar bunların ötesinde hangi kullanıcı, kim, nerede, hangi projede ne yapabilecek, neyin logunu görsün, neyi oluşturabilsin, neyi silebilsin gibi kısıtlamalar verip yetkilendirme yapabileceğiniz rol bazlı erişim kontrolü, role-based access control mekanizması. Namespace dediğimiz bu proje yapısına denk geliyor. Projeleri birbirinden ayırabildiğiniz bir yapı. Ve arkadaşlar Kubernetes'e eklenti kurmanızı sağlayan CRD'ler içerisinde yer alıyor. Ve ben bunu bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Bir bakayım derseniz arkadaşlar. Son olarak size Kubernetes'in dokümantasyonu zaten benim de yararlandığım kaynak, tahmin ediyorsunuzdur. 2. Arkadaşlar DevOps Toolkit Series.com adresinde kitaplar var. Yazarı linklerini falan paylaşıyor. Bu kitaplar benim gerçekten beğenerek seçerek verdiğim şeyler. Yani rastgele kaynak öncesi değil, kişisel önerilerim gibi düşünün. Slide artı uygulama isterseniz şu adreste hem Docker hem Kubernetes'i öğreneceğiniz çok ciddi sayıda ve çok detaylı slaytlar var. Lab ortamı isterseniz Killer Code diye bir site var. Size browser üzerinden hiçbir şey bilgisayarınızı kurmadan Kubernetes kullanabilmenizi, hatta sol tarafında tutorial çıkıp uygulayabilmenizi sağlıyor. Kendi bilgisayarınızı denemek isterseniz K3D, Kind, Rancher Desktop gibi araçları öğrendikçe zaten kullanabilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar orkestrasyonun yapısını gördünüz. Benim diyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Tam süreye sığdırdık diye düşünüyorum. Süper. Sorusu olanlarla dışarıda konuşalım. Süremizi aşmamış olalım. Teşekkür ediyorum.